Başkanı tutuyor bizim meclisi yönetim kurulu üyesi Nazan Yaşar. Öncelikle Gençlik Spor Bakanlığımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze bizlere böyle güzel sinevi desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun içeriği çocuklarımız inşallah hava şartları iyi olursa havuz, deniz, spor, faaliyetlerle resim boyama, eğlence, tertiplenip güzel bir doğu dolu 3 gün geçirecekler. 3 gün kalacağız. Bütün masrafları, bütün her şeyi Gençlik Spor Bakanlığımıza ait ve buradaki de Gençlik Spor İl Müdürümüz gerçekten mükemmel bir kişi olduğu için bizi de Erzurum'la 50 ailemize götürmeye karar verdik. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Arzu Yaylalı. Nasıl, bu programdan memnun musunuz? Elbette ki, yani daha doğrusu ilk defa katılacağım. İlk defa bana bilgi verildi. Yani açıklayabilirim de bu şekilde, belki daha önce vardı. Ama bildiğim kadarıyla Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden pek gidiş alınmıyordu da. İnşallah devamını dilerim. Sen neler hissediyorsun? Evet, yani böyle bir imkanın cezasını derim size. İhsan eylesin. Yani böyle durumdayken sağlıklı olanı var. Yani böyle gezici için çok minnettarım. İnşallah bunun da tedavisi bulunur ki aslında var, fakat tam olarak geliştirmek lazım. Yani bunun eczacı yani yaptığım zaman inşallah tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Teşekkür ederiz. Nasıl başardınız? Dediğim gibi, evet, ilacı az çok ilettiniz. Bunu da ben bir daha geliştirmek gerekirse, otistik aslında sinirsel bir hastalıktır, beyin ve kalpten alakalı. Bir çocuk doğduğunda eğer annesi bazı türlü şey yapmamışsa, mesela iyi beslenememişse, mandalina, ıspanak gibi sinir gelişimine her şeyle beslenememişse, çok fazla yemişse, o zaman çocuğun gelişimini etki eder ve bundan da çocuk kalben ve sinirsel olaraktan rahatsızlığı uğrar. Ona da biz otistik deriz. Bunu düzeltmek için eczacılık alanında ise sinirleri, kalp çalışan ilaçlar, tabii ben bunu maalesef bilmiyorum. Ve aynı şekilde de ruhsal olarak da, yani kalbileştiren ilaçlarımız vardır. Bunun olarak sayısı meyve sebze dışında ve belki de en önemlisi olan duygu iletimi. Yani nasıl? Duygularınla. Duygular aslında 3 bölüme göre oluşuyor benim gözlerime göre. Sevgi, nefret, korku. Bunların üçünü birleşimle ruhlardır. İyi olanlar, yani neşeden doğanlar, iyi duygular. Nefret duygusundan oluşanlar, nefretli duygular, korkulu olanlar, sıkıntılı duygular olarak üzere 3 ayrılırlar. Teşekkür ederiz. Beyza'mız mı dedim? Vallahi ne söyleyelim ki, çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Bizim bu çocuklarımız için çok çok iyi oldu. Her zaman olsa devamını bekleriz. Daha iyi olur. Çünkü gerçekten bunların ihtiyaçları var. Abla buraya alalım. Ben ayağımı sen. Hadi gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Thank you.